Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık, ipeksi kıvamıyla ağızda eriyip giden, bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak, tam kıvam, tam ölçü un helvası tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle helvamızın şerbetini hazırlayalım. Tencereye 2 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 2 su bardağı su ekleyip şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladığı anda ocaktan alalım. Şerbeti bir kenarda ılınmaya bırakıp bu sırada helvamızın ununu kavurmaya başlayalım. Yanmaz yapışmaz bir tencerenin içerisine 150 gram margarin veya tereyağını alalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip yağı eritelim. Üzerine 2 su bardağı un ekleyip orta ateşte sürekli karıştırarak kavuralım. Sürekli karıştırmayı ihmal etmeyelim. Videoda da gördüğünüz gibi rengi dönmeye başladı. Un kavrulmaya başladığında daha akışkan bir kıvam almaya başladı. Rengi dönmeye başladıktan sonra daha dikkatli bir şekilde karıştırmaya başlayalım. Çünkü bir anda rengi daha da koyulaşıp unumuz yanabilir ve o zaman da helvamızın yanık ve acımsı bir tadı olur. Videoda da gördüğünüz gibi kavrulma kıvamı gayet güzel oldu. Açık sütlü kahve rengi alana kadar kavurdum. Bu aşamada ocağın altını kapatalım. Birkaç saniye kadar karıştırmaya devam edelim. Bunu yapmamızın nedeni şerbetimiz de sıcak olduğu için üzerine döktüğümüzde bir anda sıçramalar olacaktır. O yüzden ilk aşamada ocağı kapatalım. Daha sonra unu kavurma aşamasında şerbetimiz biraz soğudu ama halen sıcak. Sıcak şerbeti üzerine dökelim. Şerbeti dökerken karıştırmaya devam edelim. Bu aşamada helvamızı hızlı hareketlerle karıştıralım ki topaklanmalar olmasın. Ocağın altını açalım ve karıştırmaya devam edelim. Kısa yakın orta ateşte helvamız şerbetini tamamen çekene kadar karıştırmaya devam edelim. Thank you.
videoda da gördüğünüz gibi rengiyle, kıvamıyla harika bir helva oldu. Şekerli seven birisi için şeker kıvamı gayet yeterli. Ama sizler daha az şekerli olmasını istiyorsanız şeker miktarını biraz azaltıp 1,5 su bardağı olarak da kullanabilirsiniz. Ve helvamız hazır. Artık ocaktan alalım. Birkaç dakika kadar ilk sıcağının çıkması için bekleyelim. Daha sonra hemen sıcakken ben şeklini vermek istedim daha kolay olması için. Ben kaşıkla şekil vermek istedim. Sizler isterseniz kalıplarla da şekil verebilirsiniz. Muhteşem rengiyle ve ağızda eriyip giden harika kıvamıyla tam kıvamında çok güzel bir helva oldu. Eminim ki sizler de bir kez denediğinizde çok beğeneceksiniz. Ben üzerine biraz Antep fıstığı serperek servis etmek istedim. Sizler sade olarak da servis edebilirsiniz. Helvamız ertesi güne bile kaldığında bu yumuşacık ipeksi kıvamını kaybetmiyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğenip ve yorumlarınızla ve videomun daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.